Merhaba, hoş geldiniz. Affedersiniz, içeride sigara içmek yasak. İçmek yasak. Elde tutmak değil. Arkadaşım size yardımcı olacak. Duygu Hanım. Geç bakalım, geç hadi. Abla, neredesiniz siz bu saate kadar? Abla, senin bir kocan var ya, ya yemin ediyorum harika bir şey ya. Başka türlü bir model yani. Şş, abartma Şadi. Allah Allah. Siz ne haltlar çeviriyorsunuz, söyleyin bakayım. Ya kardeşlerimiz için böyle tam anlamadım ama fon gibi bir şey kurmuş. Üniversite hayatları boyunca bütün paralarını, her şeylerini ayarlamış ya. Esas habere geliyorum abla, asıl habere geliyorum. Ümmü ablaya ev almış. Böyle bahçeli falan, iki katlı ya, harika bir şey. Sen ne zaman yaptın bu kadar şeyi ya? Uşu canım, yaptık işte. Bence sen asıl konuyu söyle bakayım ablan, hadi. Bağırmak yok. Söyle! Bağırma, bak. Tam bağırmayacağım, söyle. Ben diyorum kardeşlerimle kalsam. Ya Ümmü abla yıkık durumda. Çocukları bir görsen, boyunları böyle bükük kalmış. Yani bir ablaya ihtiyaçları var. Hı. Bu abla da sen oluyorsun bu durumda. Olamaz mı? Olursun benim. Olursun. Hem de şahane olursun. Çok güzel düşünmüşsün. Aferin sana. Gurur duyuyorum be sizinle. Hadi. Sen de babaanne gibi oldun ha. Ay yok. Çorba yapayım. Hadi yiyin. Hadi getir çorbayı. Şimdi. İyice arkadaş oldular artık. Yarın gece ilk defa dışarı çıkacaklar. Size o bölümü okuyorum. Dışarı nasıl çıkacaklar ya? Klinik kilitli. Ne olacaktı ya? Klinikte, kantinde çay çorba içirerek mi başlatacaktın büyük aşkı? Bir anahtar uyduracaksın, arka kapıdan çıkacaklar işte. Anahtar uyduracağım. Bir günde. Tamam lan, Allah Allah, tartışmayın ya. Nereye gidecekler? Böyle ucuz, pis bir otele. Yavaş. Affedersin ama oha yani. Yani ailemizin kızarıma böyle otel motel yanlış işler. Aynen, hani sen nerede geçiyor ki bu hikaye yani? Norveç'te falan mı? Hani senin önceki diziler nasıldı? Ben ona şaşıyorum yani. Şimdi bunun dizisi oynarken denekler Norveç'teymiş. Sonra Fikirtepe United satınca çatlamış mevzu. Size hayatta başarılar. Dalla Hanım ne olur, vallahi şaka yaptık. Yani gerçekten çok merak ediyorum dizinin sonunu. Allah aşkına ne olacak? Ne olur. Şaka ya. Şaka yani. Yalnız öyle başka bir yere gitsinler. Otel falan olmaz yani. Böyle halka açık bir yer olsun. Böyle fazla böyle elleşip oynaşamayacakları bir yer. Sağda solda insan olsun. Belki utanırlar. Değil mi? Evet yani. Bir de otel niye ucuz abi? Hani niye ucuz otel? Ha yani niye ucuz? O kadar prodüksiyon yapıyoruz yani. Niye ucuz otel? Ah. Vermedik mi parasını? Sana da merhaba. Ne kadardır sokağa çıkmıyorsun? 15 gün falan herhalde yani. Gece hazır ol. Seni içeri çıkartacağım. Nereye? Geceye. 11'de mutfağına alalım. Geceye? Pek vaatkar. Ne manyak bir tip bu ya. Ha? 15 günlük iş çıkardım. Yaptım listeyi.
Dünyalar kadar iş var ama bakıyorum sen kaideyi yaymış böyle oturuyorsun. Bir şey oluyor sana bu düğünlerinden önce ya. Böyle bir mıymıntılık, bir mıymıylık, bir sakinlik, bir şeylik çöküyor. Ne yapayım canım? Evlenme lafından bahseden mi var? Gittik kulübeye aldık adamı. Hastaydı, ateşler mateşler yanıyordu böyle. Ondan sonra bana sinirliydi Haluk meselesi yüzünden. Sonra tamam şimdi iyiyiz canım cicim böyle oh ne güzel. Yok Allah Allah ya daha bir hafta önce geldi. Bu kız benim dedi kapıda istedi. Bir hafta sonra bugün burada düğün var dedi. Sırtladı getirdi tamam dedik. Ne bileyim işte ya etmiyor. Tabii nasıl akıl edemedim hasta adam hasta. Sermetciğim merhabalar canım. Nasılsın? İyi yenge senden ne haber? Kocanla beraber yemek yiyoruz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sermetciğim, eğer hatırlarsan bir hafta sonra cevabımı vereceğim demiştim bir konuyla ilgili. Tabii eğer ateşten aklın açılmadıysa ve hala hatırlıyorsan değil mi? Ya Narin hangi konuyla alakalı ben şimdi şey yapamadım bilemedim ya. Ne yaptım ben yine? Sermet, Fırat'ı da al gel. Deniz'i isteyin benden artık, tamam. Ne? Ben dur Fırat'a haber vereyim. Fırat... Ne oluyor abi, ne yapıyorsun sen ya? Alo? Alo? Ne dedi? Anlamadım. Akvaryuma düştü telefon herhalde. Bilemedim. Bu ne? Ses bir şey geldi. Arayayım mı hemen bir daha bunu? Oğlum Narin nerede? Ne o? Bir sakin olsana. Ne oldu? Abi hayırdır? Şey lan, akşam geldiğinizi benden istediyor işte. Ne yani şimdi Narin seni araması sen Deniz'i istemeyecek miydin? Ya olmaz tabii. Narin izin vermeden olmaz. Çünkü onların arkadaşlığı başka bir arkadaşlık. Yani onlar artık kardeş olmuşlar. Aralarında kan bağı yok ama ruh bağı var yani. O yüzden Narin izin vermesi benim için önemliydi. İyi hadi kalk. Seni bir giydirelim. Şöyle bir şık yapalım, bir damat yapalım ha. Şöyle ben bir kilo altın yaptırayım mı şöyle güzel ha? Paket. Ne? Sen manyak mısın? Kızın soyu damat Ferit Paşa'ya dayanıyor ya. Sen bizim ailemizi rezil mi edeceksin? Hadi biz de kalk ailemizi rezil... Damat Ferit Paşa'sını birader, Cumhuriyet çoktan kuruldu. Bunu da git sen kurutma makinesiyle mi, fönle mi kurut, öyle bir şeyler yapıyorlar. Pirince koy. Pirince koy. Adam mı ayarladın klinikten? Anahtarlar falan ne oluyor yani? Şimdi bunun muhabbetini yapmayalım. Yürü hadi çabuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.